Kanala geldikten sonra polisleri gördükten sonra işin ciddiyeti biraz böyle anlaşılır oldu. Yani Türkiye bir ateş çemberi içinde ve Türkiye'nin bu ateş çemberi içinde birileri yakmak istiyorlar. Milletvekilleri, bu şehrin yöneticileri oradaydılar. Sadece Türkiye içerisinden kaynaklı mıydı yoksa bunun uluslararası bağlantıları var mıydı? Bunların ilgi sorgulanması gerekiyor. Türkiye'nin artık hani batıya değil de doğuya, yakın çevresine yüzün dönmesi gerektiği düşüncesindeyim. Şurayı atlamamak lazım, bu çok önemli. Polis teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki vatansever kişiler eğer 15 Temmuz'da bu darbe girişimine karşı çıkmamış olsalardı inanın durum daha farklı olabilirdi. Biz bunlara, yani dış güçlere, İsrail'e, Siyonizme, Amerika'ya, Türkiye'mizde, ülkemizde hizmet ettiğimiz sürece bizim ülkemizde darbeler bitmez. Bizim ülkemizde kalkışmalar bitmez. 15 Temmuz'ların yaşanmaması için, 15 Temmuz işgal teşebbüsünün olmaması için bir Maddes kelesine bakmak gerekiyor. Bir, ikincisi sivillerin adam gibi adam olmaları gerekiyor. Çünkü 15 Temmuz işgal teşebbüsü hala devam ediyor ülkemizde. Açık yüreklilikle şunu da söylemek gerekir. Son 15-20 yıl içerisinde bu yapı kendisini devletin içerisinde daha büyük hale getirdi. Çok sağlam bir zemin hazırladı. Rahat bir şekilde kendisine orada yer bulabildi. Bunun çok bariz örnekleri var. Bunu herkes biliyor. 15 Temmuz'un arka planı. Konya'daki medya çalışanlarının unutamadığı anlar, yaşadıkları ve gözlemlemeleri. 14 Temmuz Cuma gecesi saat 23'te Kanal 42 ekranlarında.